Bugün zihnin iyileştirici gücüne dair bazı kitaplardan bahsedeceğim. Bence bu tür kitaplar özellikle zihni yeni olasılıkları açmak için çok iyi. Çünkü kronik hastalıkla boğuşuyorsan, ucu belirsiz bir hastalığın içindeysen veya sadece zihnin neler yapabileceğini anlamak istiyorsan bu tür şeyler zihne bilimsel güzel bir yol açıyor. İstediğimiz şey uzun vadede zihni bir müttefiye dönüştürmek. Böylece vücudunda bir hastalık olduğunda sen ağrı ile ilişkini değiştirebilirsin. Yeniden tanımlayabilirsin bu mümkün. Aynı zamanda duygu ve düşünceleri etkili birer araç gibi kullanabilirsin. Unutma zihninden geçen her şey ve sıklıkla hissettiğin duygular beyni değiştiriyor. Yani bir iz bırakıyorlar. Uzun vadede bazen kötümser oluyoruz veya üzgün oluyoruz ama bunlar bizim bağışıklık sistemimiz üzerinde bayağı da etkili şeyler. Şimdi şu kitaplara bakalım. Birincisi Şifa isimli kitap. Yazarı Joe Marchant. Aslında basladı sanıyorum birkaç yıl oldu bu kitabın. Yazan kişi araştırmacı bir gazeteci, bilim ve tarih alanında araştırıyor ve sağlıklı bir şüpheyle yaklaşıyor. Sadece kendi savlarını kabul ettirmek için hemen bir şeyleri ortaya koymuyor ama iki tarafı da sorguluyor, karşılaştırıyor, süzüyor, iyi bir analiz yapıyor ve güzel çalışmalardan faydalanmış. En etkileyici kısmı bence plasebo ile ilgili araştırmalar. Plasebo deyince insanlar birilerinin birilerini kandırdığını düşünüyor. Plasebo Latince memnun etmek demek. Mesela birisine şekerli bir hap veriyorlar ve bunun ağrı kesici olduğu söyleniyor daha sonra o kişi bunu aldığında ağrısı dinmeye başlıyor. Burada bir inanç faktörü var. Yani doktor ilacı verirken kişi ona inandığı için zihni bir beklenti geliştiriyor ve içeride bir mekanizmayı çalıştırmaya başlıyor. Daha ilginci, insanlara verdikleri ilaçların plasebo olduğunu söylediğinde de işe yaradığı görülmüş. Kitapta çok önemli, benim bence daha doğrusu daha fazla önem verilmesi gereken bir şey. Bu da sağlık personelinin kullandığı değil. Yani meslektaşlarımın, hekimlerin, hemşirelerin bütün sağlık personellerinin gelen insanlar üzerinde çok büyük bir kuvveti var ve bunun farkına varmadığımızda bu karşı tarafı olumsuz etkileyebilir. Örneğin ağzımızdan çıkan bir söz. Hele hele bu hastanede ise o zaman insanlar telkini daha açık hale geliyorlar Hastalıkla ilgili olumsuz bir şey duyduğunda veya küçücük bir yorumu yanlış aktardığımızda karşı tarafın duygu durumu değişiyor. Bazen bunu bir inanca dönüştürüyor. Bu dilin nasıl temizlenir, nasıl kullanılır buna birazcık değinmiş. Bu yönden ben kitabı çok beğendim. Bence aynı kulvardaki diğer kitaplardan da ayırıyor. Aynı zamanda kitapta koşullamaya dair çok güzel örnekler var. Özellikle ilaçların etkisini artırmak ve ağrıları azaltmakla ilgili bilimsel araştırmalar. Dedim ya yazan kişi çok iyi bir bilim yazarı ve araştırmacı bir gazeteci. Bu yüzden anlaşılır bir dille yazmış, sade bir dili var ve araştırmaları çok kaliteli. İkinci kitap Zihnin İyileştirici Gücü. Doktor Lisa Rankin tarafından yazılmış. Kendisi de araştırmacı birisi. 50 yıl geriye dönük bayağı bir literatür araştırması yapmış. Oldukça iyi bir bilimsel veri toplamış. Ve bunları çeşitli şekillerde tartarak anlatıyor. Kitabın odak noktası da hastalıkların ardındaki duygusal nedenler. Şimdi diyebilirsin ki bazı hastalıkların arkasında duygusal nedenler yok. Ancak Arka planda hala bir şeyler oluyor. Örneğin bir rahatsızlığa kapıldığında, kronik bir rahatsızlık olduğunda bunun getirdiği duygusal yük oluyor. Bazen kısıtlanmışlık, bazen kaygı oluyor. Ve kitap bu paralelde giderek duygu ve düşüncelerin, kaygının bedene ne yaptığını araştırıyor. Uzun vadedeki araştırmaları gösteriyor. Böylece sen zihnindeki düşünce ve duygu durumunu etkileyerek içeride nasıl bir iyileştirici atmosfer yaratabileceğini öğreniyorsun. Ee, hoşuma giden şeylerden bir tanesi kitabın son bölümünde güzel sorular var. Bunlardan bazıları kendine sorabileceğin ve üzerine düşünmek isteyeceğin şeyler. Çünkü nadiren zihni ve bedeni iyileşme için kasıtlı olarak kullanıyoruz. Bir hastalığın varsa. Benim çocukluğumun bir kısmı kronik bir hastalıkla boğuşmakla geçti. Eklemlerimde ağrısızı, fena halde yorgunluk yapıyordu. Ve ne zaman zihnimi tanımaya ve anlamaya başladım neyse ki, o beni bu mesleğe getirdi. O zaman olumlu yönde katkıda bulunmaya başladım. Bunun ilk avantajı, ilk meyvesi stresini azaltmayı öğrenmek, vücudunu stres modundan gevşeme moduna geçirmek. Ve bu tür kitaplar zihinde bu kapıları açıyor. Çünkü daha önce benzer şeyleri yaşamış insanların vakalarını görüyorsun. Üçüncüsü bence belki de bu alanda yazılmış en iyi kitaplardan birisi. Hadi en iyisi diyelim. Doktor Bernie Siegel'ın Kanser Tıp ve Mucizeler kitabı. Maalesef kitabın baskısı şu anda yok. Sanıyorum Türkiye'de herhangi başka bir yayın evi de almadı. Ama sahaf sitelerine bakarsan ya da sahafları ziyaret edersen bulabiliyorsun. Fiyatı yüksek de olsa şu anda nadir bulunduğu için ben bence kesinlikle vereceğin paraya değer. Birçok kanser hastası danışanımla çalışırken kitabı bolca kullanıyoruz ve çoğunlukla kendi aralarında paslaşıyorlar. Kitabın Özelliği şuradan geliyor. Tabi yazan doktor onkoloji bölümünde bir genel cerrah. Ve gelen kanser hastalarının birçoğunun aslında çok fazla duygusal yük taşıdığını fark ediyor. Bazıları kapısında sigara içiyor. Kimisi sürekli depresif halde kimisi kaygıyla boğuşuyor, suçluluk, utanç. Bu insanların büyük kısmı Dr. Bernie Siegel'in söylediğine göre kendi duygularıyla ilişki kurmayı bilmiyorlar. Kendilerine yardımcı olamıyorlar. Bu adam da Amerika'da büyük bir grup kuruyor ve daha sonra eyaletleri gezerek bu insanlara yeni şeyler öğretiyor. Kaygının bedeni nasıl etkilediği, canlandırma yoluyla duygu durumlarını nasıl değiştirebilecekleri, bağışıklık sistemini olumlu yönde nasıl faydalı olabilecekleri. Burada özellikle meditasyon ve hipnoz gibi araçları da kullanıyor. Bunlar da iyileşme seansları diyor. Gittiği yerlerde örneğin büyük bir spor salonunda bazen çok kalabalık oluyor. İnsanları bir daire etrafında oturtuyor. Kanserin resmini çizdiriyor. Bilinçaltındaki temsillere bakıyor. Onlarla ilgili uzun uzun konuşuyor ve daha sonra bir iyileşme seansı yapıyor. Kaydediyor ve hepsine verip gönderiyor. Kitapta hem sağlık personeli tarafını anlatmış çünkü kendisi de profesyonel bir doktor olarak yıllarca orada çalışmış. Hem de hasta tarafını anlatmış ki ikisi de çok kapsamlı araştırmalara dayanıyor. Birçok kitabı var Dr. Bernie Siegel'ın ama benim bulduğum en kapsamlı kitap bu ve eğer bulabilirsen mutlaka mutlaka okumanı tavsiye ederim. Veya etrafında hastalıkla boğuşan ya da düşüncelerini düzenlemek isteyen, kendi vücuduyla ve duygularıyla yeni bir ilişki kurmak isteyen birileri varsa belki onlara tavsiye edebilirsin. Bu kitaplara bir göz at, yorumlarını bekliyorum. Ve videoyu beğendiysen paylaş, kanala abone ol, zili es, kendine iyi bak, görüşmek üzere.